Kayu bitirdi mi? Kayu bitirdi mi? Şimdi kayu bitirdi mi? Hayır Rosie, henüz değil. Modelin nasıl gidiyor kayı? Keşke hazır çıksaydım. Öyle mi? Modeli yapmak eğlencenin bir kısmı değil mi sence? Umuyorum bitirebilirim herhalde. Şimdi kayı bitirdi mi? Hayır. Daha çok var. Kayı, abrakadabra. Rosie modelin bitmesi için özel değneğini denedi. Abrakadabra. Ama işe yaramadı. Ertesi sabah kayu modeli üzerinde çalışmaktan yorgun düştü. Bu asla bitmeyecek herhalde. Kayu bitirdi mi? Hayır, bitirmedim ve bırakıyorum. Baksana kayu, bir süre ara vermek güzel bir fikir olabilir. Birkaç işim var, benimle gelsene. Bir beyzbol eldivenini arkadaşım Eric'in iş yerine bırakacağız. Kayu'nun biraz kafası karışmıştı. Etrafta hiç bina yoktu. Eric nerede çalışıyordu ki? Merhaba. Getirdiğin için teşekkür ederim. Sahada bıraktığıma inanamıyorum. Yarın büyük maçta ihtiyacın olacağı kesin. Kayu, Eric'i parktan hatırlıyorsun değil mi? Aha. Ne için kazıyorsun? Sen inşaat işçisi misin? Hayır, ben arkeoloğum. Nesi? Arkeolog, yer altında gömülü olan şeyleri araştıran kişidir Kayu. Doğru. Burası benim kazı alanım. Bulduklarım burada uzun zaman önce yaşamış insanlarla ilgili bilgiler veriyor bana. Kayu çok merak etti. Burayla ilgili daha çok şey öğrenmek istiyordu. Yani sen de yeri kazıyorsun. Doğru. Ama çok dikkatli kazıyorum. Sana göstereyim. Kayu, bana malamı verir misin? Bir mini kürek. Gözlemeleri çevirmek için kullanılan şeye benziyor. Çok doğru. Bu benim en sevdiğim aletlerimden bir tanesi. Eric burada her tür şey buldu. Eski boncuklar, kaplar, eski paralar. Yani baba, anladığım kadarıyla arkeolog olmak, korsan hazinesi çıkarmak gibi. Onun gibi bir şey. Sadece bulduğum şey bende kalmıyor. Hepsi müzeye gidiyor. Böylece herkesin geçmişi öğrenme fırsatı oluyor. İnsanların nasıl yaşadığını, ne yediğini, ne tür aletler kullandıklarını biliyorlar. Şimdi şu kepçeyi verir misin bana? Bu mu? Evet, onu. Sen bu işi doğuştan biliyorsun Kayu. Şimdi beni izle. Bazen çamuru şu özel elekten geçiriyorum. En küçük parçaları bile tutuyor. Böylece hiçbir şey kaçırmıyor. Yardımcı olmak ister misin? Gerçekten mi? Tamam. Çamurun akması için eleğe su tutma işinde bana yardım edebilirsin. Ama seni uyarmalıyım. Biraz çamurlanabilirsin. Önemli değil. Çamuru severim. İşte buna kefilim. Kayu çamurda eşelenmeye bayılır. O zaman buraya çok uygunsun. Bak, bir şey bulduk. Vay canına, kesinlikle. Tebrik ederim. Ama
Sadece küçük kırık bir parça bu. Evet ama büyük bir şeyin parçasına benziyor. Bir testi gibi. Gerçekten mi? Evet. Kazmaya devam edersem muhtemelen testiyi birleştirecek yeterli parçaları bulabilirim. Mesela bu birleştirmeyi başardığım çok eski bir testi Kayu. Küçücük parçalardan oluşuyor. Doğru. Bir sürü küçücük parça bir araya geliyor. Yap boz gibi. Ya da senin yaptığın model gibi Kayu. Bir model öyle mi? Aha. Damperli kamyon. Ama uğraşmayı bıraktım çünkü yapılması çok uzun sürüyordu. Bazen işlerle çok uzun uğraşman gerekir ve bu da sabır gerektiriyor. Ama sonunda gerçekten hepsine değer. Evet. Bittiğinde modelini görmek isterim. Ben de. Kayu eve döner dönmez modelin üzerinde çalışmaya koyuldu. Bu çok büyük bir işti ama bu kez asla pes etmeyecekti. Şimdi Kayu bitirdi mi? Evet. Bir sorun var. Kayu, bitirmen ne kadar zaman aldı acaba? Çok ama çok uzun zaman aldı. Ama buna değdi. Gerçekten de. Hatta Kayu bir gün başka bir model daha yapmaya bile karar vermişti. Biraz şeftali lazım Kayu. Kayu annesine markette yardım etmeyi seviyordu. Şeftali tamam. Sırada elma var. Acaba biri elma mı dedi? Şunlara bakın. Bugün inanılmaz güzellikte elmalar getirdim. Bir çiftçinin organik ürünü. Elmaya bayılırım. Ben de öyle. Ve taze elma neden iyidir biliyor musun Kayu? Çünkü elmalı tartta inanılmaz lezzetli olur. Bunlarla çok güzel elma sosu olur diyecektim. Ama senin cevabını da beğendim. Listende başka ne var? Oo, bunlar ne güzel çizimler. Bunları annen mi çizdi? Hayır, ben çizdim. Kayu resimlerinden bazılarını Ted'e gösterdi. Araba, roket ve hatta Gilbert'ın resmi. Marketin camını asmak için bir poster yapmak ilgini çeker mi? Evet. Neyin posteri? Sonbahar kutlaması olabilir. Mesela ağaçlar, yapraklar. Hatta sana bunun için bir sürü elma verebilirim. Gerçekten mi? Aha. Hatta resmini yerel gazetede bile çıkarttırabiliriz. Pekala çocuklar, sanat saati. Evet. Ne yapacaksın Kayu? Büyük marketteki Ted bir poster çizmemi istedi. Hatta gazetede bile çıkabilirmiş. Ay! İşte bu harika bir fırsat Kayu. Hepimiz senin adına çok heyecanlandık. Peki ne çizeceksin? Belki meyve ağaçları ve sebzelerle bir bahçe ve elinde kırmızı elma tutan Ted. Ve bir tavşan? Belki. Kayu posterine başlarken çok heyecanlıydı. Önce birkaç elma ağacı çizdi. Bu doğru görünmüyor. Bu da güzel olmadı. Belki de o kadar iyi resim yapmıyorum. Kayu'nun morali bozuldu. Ama birden başkasının çizimlerini gördü. Şuradaki senin resmin değil mi Leo? Aha. Güzel. Benim için birkaç elma ağacı çizer misin? Tabii ki.
aşırı harika oldu. Ama benim sebzelerim... Üzülmüş bal kaba. Affedersin. Benim çizimim iyidir. Senin için bir havuç çizebilirim. Bir de tavşan tabii. Tamam. Teşekkürler Clementine. Tavşana bayıldım. Şimdi renklendireceğim. Caillou, Jason'ın çizgileri taşırmadan çok güzel boyadığını fark etti. Jason, posteri boyamamda bana yardım eder misin? Evet, tabii. Yardım edeyim mi? Çok güzel insan çizebilirim. Harika, sen de Ted'i çiz. Ted nasıl biri? Uzun boylu sayılır. Bol bol gülmeyi seviyor ve... evet, mavi bir gömlek giyer. Bu nasıl? Aynen ona benzedi. Bir şey eksik. Buldum. Güneş. Caillou posterle gurur duyuyordu. Çok güzel olmuş Caillou. Şimdi elmamı alabilir miyim? Eminim Ted yakında sana bolca verir canım. Caillou, resmini çok beğendim. Sen gerçek bir sanatçısın. Teşekkür ederim. Ted Caillou'nun resmini gazetede bastırabileceğini söyledi. Herhalde çok heyecanlısındır. Ne müthiş değil mi Leo? Evet, sanırım. Şu ağaçlara ve sevimli tavşana baksanıza. Harika. Caillou, insanların posteriyle ilgili güzel şeyler söylemesine bayılıyordu. Ama bu güzel şeylerin bazıları arkadaşlarının çizimleri sayesinde söyleniyordu. Al bakalım Caillou. Müthiş posterin için kocaman bir elma paketi. Bunu hak ettin. Teşekkür ederim Ted. Annen yarın seni getirecek. Gazete için seninle eserinin yan yana fotoğrafını çekeceğiz. Tamam mı? Tamam. Peki neden hiçbir şey söylemedin? Posterine yardım ettim. Ve Clementine, Jason ve Jeffrey de etti. Biliyorum. Ama bu benim posterim olacaktı. Ne oldu Caillou? Bir sorun mu var canım? Evet. Poster için. Ben... Hepsini tek başıma yapmadım. Anladım. Leo yardım etti mi peki? Ben güneşi çizdim. Leo da ağaçları çizdi. Clementine tavşanı çizdi. Diğer çocuklar da yardım etti. Anlaşılan bunu bir grup olarak beraber yapmışsınız. Evet. Ted'e yardım aldığımı söyleyebilirim. O da herkese bunu birlikte yaptığımızı anlatır. Ve nasıl olacak biliyorum. Pekala, şimdi kocaman gülümseyin. Elma sosu din. Elma sosu! Bu fotoğrafa bizi de davet ettiğin için teşekkürler Caillou. Posterde hepimiz çalıştık. Bu yüzden fotoğrafta da olmalıydık. Gazeteye çıkacağımıza inanamıyorum. Harika. Çok lezzetliymiş. Şimdi bir fotoğraf daha çekelim. O gün Caillou gerektiği zaman nasıl insanların hakkının verileceğini öğrendi. Ve arkadaşlarıyla fotoğraf çektirmek çok hoşuna gitti. O gün okul sona eriyordu. Caillou çok heyecanlıydı. Çünkü en iyi arkadaşı Leo akşam onlarda kalmaya gelecekti. Ebelemece ve saklambaç oynarız Leo. Bir de yeni futbol topumla oynarız, ne dersin? Bayan Martin, kutuda ne var? Bu ne biliyor musunuz? Kemikten yapılma bir adam. Hepimiz kemikten yapıldık Leo. Sadece derinin altında oldukları için onları göremiyorsun. Buna iskelet denir. Doğru Caillou. Bu bir iskelet. Ve adı da Bay Kemik. Tanıştığımıza memnun oldum.
Yarın kemiklerle ilgili her şeyi öğrenmemize yardım edecek. Ama şimdi eve gitme zamanı. Geliyor. Geliyorum. Ay şuna bak. Bak. Neden böyle yavaş anlamadım. Acele et diyor. Ne oldu diyor? Hiç. Hadi gidelim. Kayu bir şeyin arkadaşını rahatsız ettiğini görüyordu. Ama ne olduğunu bilmiyordu. Futbol oynayalım mı Leo? Ne oldu? Söylesene. Anlat hadi. Bay Kemik. Ne oldu ona? Şşt. Hadi odana gidelim. Onu yürütmeye çalışıyordum. Önce ayağı kırıldı, sonra bacağı kırıldı ve sonra da masadan düştü ve her şey kırıldı. Bak. Bayan Martin kızdı mı? Görmedi ki. Ona hiç söylemedim. Ne yapacaksın? Bilmiyorum. Tamir etmeye çalışabiliriz. Annemle babam yardım eder. Hayır, onlara söyleme. Kendimiz tamir edelim. Söylemeyeceğine söz ver. Tamam, söz veriyorum. Yapıştırıcı lazım olacak. Merhaba Kayı. Leo ile birlikte bir şey mi yapıyorsunuz? Yardım lazım mı? Hayır, yardım lazım değil. Kayu ile Leo, Bay Kemiği tamir etmek için çok uğraştılar. İşte oldu. Pek iyi görünmüyor. Hayır, gayet iyi. Yapıştırıcı yapışmıyor. Bir de bu parçalar kaldı. Ay, peki ne yapacağız? Çocuklar, yemek hazır. Girebilir miyim? Babamdan yardım isteyelim mi? Ay, peki. Bu ne böyle? Bu okul için. Bay Kemik. Kırıldı ve tamir etmeye çalışıyoruz. Yardım eder misin? Önce yemek yiyelim, sonra eminim ihtiyar Bay Kemik'i eski haline getirebiliriz. Önce Bay Kemik'i yıkamalıyız. Neden? Yapıştırıcının çıkması için. Yapıştırıcıya gerek yok çünkü parçalar birbirine geçiyor. Bakın. En tepeden başlayacağız. Siz de kalanını yaparsınız. Zaten denedik. Her şeyi birbirine karıştırdık. Hangi parçanın nereye ait olduğunu bulmak için kendinize bakabilirsiniz. Kafa en tepede. Çok doğru. Sonra? Boynu. En son aklıma bu gelmişti. Boyun bunun üst kısmı. Bu omurgası. Onu bacak sanmıştım. Kafatası omurgaya bağlıdır. Omurga kalça kemiğine bağlıdır. Omurga kalçalar. Ve işte Bay Kemiği tamir ettik. İhtiyar Bay Kemik eskisi kadar iyi görünüyor. İkiniz de harikaydınız. Şimdi hangi parçalar nerede duruyor biliyoruz. Hiç kemiğiniz olmasaydı böyle oynak olurdunuz. Ertesi sabah Leo ile Kayu Bay Kemiği okula taşıdılar. Hem de çok dikkatlice. Şimdi bunu sessizce Bayan Mert'in masasına koyalım. Böylece onu kırdığımı hiç anlamaz. Eminim kaybolduğunu fark etmiştir. Ya nerede olduğunu sorarsa? Bayan Mert'in yalan söylemek istemiyorum. Evet, doğrusu bende. Bence ona ne olduğunu anlatmalısın. Kızacağını sanmıyorum. Umarım kızmaz. Tamam, söyleyeceğim. Hadi tut. Yok. Bayan Mert'in.
kemik parçaları ayrıldı ama onu Kayu'nun evine götürdüm ve orada yeniden tamir ettik. Gerçekten çok çok üzgünüm. Söylediğine çok sevindim Leo. Teşekkürler. Ama gelecek sefer bir sıkıntın olduğunda bana gel. Ben çözmene yardımcı olurum. Tamam. Onu tekrar bir araya getirerek muhteşem bir iş yapmışsınız. Ama Bay Kemik parçalara ayrılmadı. Yani kırılmadı. Biz onu zaten ayıracaktık. O bir tür yapboz gibi. Parçalıyorsun, sonra birleştiriyorsun. Vücudumuzu bu şekilde öğreniyoruz. Zaten parçalayacak mıydık? Biliyor musunuz? Nasıl birleştirdiğimizi diğer çocuklara göstermeme yardım eder misiniz? Evet. Böylece Kayu'nun ve Bay Kemik'in yardımıyla Leo hatalarını kabul etmeyi öğrenmiş oldu. Kayu gününü büyük anneyle geçirmeyi seviyordu. Özellikle de bodrumdaki hazinelere bakıyorlarsa. Oo. Büyük anne bak, ben illüzyonist oldum. Abrakadabra. Dur da sana uygun hale getireyim. İllüzyonist olmak Kayu'yu heyecanlandırıyordu. Gerçekten hayret verici şeyler yapmak isterdi. Çok şık görünüyorsun tatlım. Ben bahçe işlerini yaparken illüzyonunu geliştirmeye ne dersin? Tamam. Bu çimleri gerçekten çok pisletiyor. Aman tanrım. Evet, kayboldular. Abrakadabra. Çiçekler büyüsün. Sanırım bu tür kelimeler hemen etki etmiyor. Bitkilerin büyümesi uzun zaman alıyor. Acaba bir yemeği yok edebilir misin? Evet. Büyük anne, muzu ister misin? Çok teşekkür ederim. İzninle alacağım. Abrakadabra! Kayboldu. Harika bir numara. Bir tane daha biliyorum. Bu çorbayı şimdi ezmeye çevireceğim. Abrakadabra! Evet. Kayu bir sürü küçük illüzyon numarası biliyordu. Ama herkese göstermek için çok etkileyici bir şey bulmak istiyordu. Şunu senin için çöpe atayım büyük anne. O çöp değil tatlım. Ama içindekiler pis. Onlar bahçem için gerekli. Bahçen mi? Gel, sana göstereyim. Bu bir çöp kutusu mu? Hayır, bu bir gübreleyici. Meyve, sebze, ekmek kırıntısı, yumurta kabukları gibi yemek artıklarını buraya koyuyorum. Ama et ve sütlü mamul yok. Yani peynir ve süt yok. Çim kırpıntıları atıyorum. Biraz da su koyuyorum. Herhalde içi çok kötü oluyordur. Ama işin şaşırtıcı kısmı da bu. Bu gübreleyicinin içinde bütün çöpler tamamen farklı bir şeye dönüşüyor hayatım. İllüzyon numarası gibi mi? Evet, illüzyon numarasından da güzel. Bunu neye dönüştüğünü görmek ister misin? Evet, lütfen. Çöp! Bütün bunlar çöpe mi dönüştü? Çöp değil, buna gübre deniyor ve bunun oluşması haftalar sürüyor hayatım. Gübreleyici gübre yapıyor. Evet, doğru. Gübre bitkilerin büyümesine yardım eden güzel, zengin topraktır. Bitki gıdası gibi. Vay! Ve gübreleyiciye yemek artıkları koyarak atık alanına daha az çöp göndermiş oluyorum.
Bu şimdiye kadar gördüğüm en iyi numara büyük anne. Kesinlikle. Kayu bu numarayı kendi başına denemek için sabırsızlanıyordu. Kayu, neyin peşindesin sen? Size şimdiye kadarki en iyi illüzyon numarasını göstereceğim. Patates kabuğu, ekmek kırıntıları, mısır ama peynir yok. O sütlü mamul. Çep. Bu ne tür bir numara böyle Kayu? Bütün bu artık şeyleri bitki gıdasına dönüştüreceğim baba. Aa, bu numarayı yapmak için gübreleyici gerekiyor ama. Sebebini anlamadım ama tamam Kayı. Kayu haftalarca uğraştı durdu. Ama her şey aynı görünüyordu. İllüzyon numarasının işe yaramayacağını düşünmeye başlamıştı. Çok iyi gidiyor Kayu. Sakın unutma, bitkilerin büyümesi uzun zaman alır. En iyisi bir ay daha zaman tanı. Tamam. Kayu bir ay boyunca bekledi. Bu günlerce sürüp gitti. Tam olarak 30 gün. Evet. Ama bekleyiş nihayet sona erecekti. Hepiniz gelin. Giriş. Görmek için sabırsızlanıyorum. Kayu herkese büyük illüzyon numarasını göstermek için sabırsızlanıyor. Ama daha çok endişeleniyordu. Ya işe yaramamışsa? Artık sıra gördüğünüz en iyi illüzyon numarasında. Gıda, çim, yaprak ve su gübreye dönüştü. Bitki gıdasına. Evet, şimdi açacağım. Abrakadabra, gübre. Kayu, orada sadece karışık gıdalar bulmamayı ümit ediyordu. Tada! Ne kadar güzel. Yaşasın muhteşem Kayu. Ben aslında bir şey yapmadım baba. Tabii ki yaptın Kayu. Bunun işe yaraması için özellikle çok uğraştın. Sen gerçekten muhteşemsin Kayu. Bir sonraki numaramda yeni gübreyi çiçek yetiştirmekte kullanacağım. Kayu kendisiyle gurur duyuyordu. Bitkileri mükemmelleştirmek uzun zamanını aldı. Ama buna değdi. Yüksek uçuş. Kayu çok heyecanlıydı. Eski arkadaşı Daniel, ailesi hafta sonu evde olmayacağı için onlara gelecekti. Daniel ne zaman geliyor anne? Eminim birazdan gelir Kayu. Heyecanlı mısın canım? Evet, Daniel çok eğlenceli. Kaykayı, ıslık çalmayı seviyor ve dinozorlarla ilgili birçok şey biliyor. Daniel çok şey biliyor, öyle değil mi? Daniel her şeyi biliyor. Her şeyi, ha? Gerçekten mi? Merhaba, nasılsın? Merhaba Kayu, sen nasılsın? İyiyim, hadi gel oynayalım. Stegosaurus, en iyi dinozor. Zırhı ve dikenleri var. Yok, Tyrannosaurus Rex en iyisi. T-Rex dinozorların kralı. Grrrr. Kayu, Daniel'ın dinozorlarla ilgili her şeyi bildiğini düşünüyordu. Bu yüzden haklı olabileceğine karar verdi. Evet, Tyrannosaurus Rex en iyisi. Stegosaurus'lar sıradan. Aslında dinozorlarla pek ilgilenmiyorum. Şuna bak. Bir uçak. Evet, uçaklar muhteşem. Kayu aynı Daniel gibi olmak istiyordu. Bu yüzden ona hep hak veriyordu.
Uçaklar harika. En sevdiğim şeyler. Harika. Sende nasıl uçaklar var? Bilmem. Kayu düşündü ama onda sadece büyük babasının verdiği bir model vardı. O da henüz monte edilmemişti. Bende hiç yok. Üzgünüm Daniel. Önemli değil. Ben yaparım. Kayu Daniel'ın kağıdı hızla bükmesini hayranlıkla izledi. Bir uçak. Evet. Bak şimdi. Harika. Ben de yapabilir miyim? Tabii. Çok kolay. Sadece kağıdını böyle kıvır. Sonra da diğer tarafını. Evet. İşte bak. Gördün mü? Kalkışa hazır. Hazır. Üç, iki, bir. Evet. Daha iyi uçtu. Hey, ilk sefere göre bu çok güzel oldu. Susadım. İçecek bir şeyler alabilir miyiz? Tabii. Bekle biraz. Kayu da susamıştı. Ama kağıttan uçaklar aklına eğlenceli bir fikir getirmişti. Vay! Bu da ne? Anladım. Gizli bir mesaj. Sanırım birileri susamış. Biz anne, içecek alabilir miyiz? Anne, uçağım nasıl uçuyor gördün mü? Daniel'ın uçağı daha da iyi uçuyor. Gerçekten harikalar. Nasıl yapıldığını babam öğretti. Kayu, Daniel'a büyük babanın getirdiği model uçakları gösterdin mi? Hayır. Onlar daha yapılmadı ki. Yapılmadı mı? O zaman biz yapalım. Evet, hemen getireyim. İyi eğlenceler. Bir şey gerekirse söyleyin. Teşekkürler. Harika olacak. Evet. Yapılışı biraz zor. Hayır, çok kolay. Talimata gerek yok. Bak. Kayu Daniel kadar kendine güvenmiyordu. Ama resim parçaların nasıl bir araya geleceğini gösteriyordu. Kayu başardığına sevinmişti. Uçağın kuyruğunun iki parçasını yerleştirmişti. Bak Daniel. Harika Kayu. Bak, uçağımız artık oldu ve uçuşa hazır. Kayu, uçağın olması gerektiği gibi görünmediğini düşündü. Daniel, uçağımız resimdekine pek benzemiyor. Neden söz ediyorsun? Mükemmel. Hadi şimdi uçuralım. Kayu hala çok emin değildi. Ama Daniel'ın her şeyi bildiğini düşünüyordu. Yani uçak konusunda haklı olmalıydı. Pilottan kopilota. Kalkışa hazır mısın? Hazırım. Kalkıyoruz. Evet. Olamaz. Herhalde uçakta bir yanlışlık var. Ne fena. Neyse. Gel Kayu. Artık içeri girelim. Kayu uçağın kanatlarının doğru görünmediğine emindi. Tamir edebileceğini düşünüyordu. Daniel, sanırım kanatlar ters olmuş. Haklı olabilirsin Kayu. Bence denemeye değer. Oho! Şuna bak! Oldu.
Tebrikler Kayu. Düzelttin. Talimatlara dikkat etmem gerekirmiş. Ne kadar çok şey biliyorsun sen. Teşekkürler. Pilottan kov pilota. Kalkışa hazırlan. Kayu kendisiyle gurur duyuyordu. Kendi yaşındaki birinin bile eski bir arkadaşa bir iki şey öğretebileceğini fark etmişti. Makarna Kayu. Olamaz. Bir uzay gemisinde kapanağa kasıldık. Bak şurada bir çıkış var. Süt yolu düşüşü. Çıkalım buradan. Hazır yerleş başlam. Başardık. Uzaylılardan kurtulduk. Kayu arkadaşı Leo'yla uzay macerası oynamayı seviyordu. Kayu'nun diğer arkadaşları başka bir şekilde eğleniyordu. Merhaba Jeffrey. Merhaba Jason. Neyi gülüyorsunuz? O kadar çok gülüyorsunuz ki herhalde harika bir şey. Nedir? Komik isimler. Komik isimler mi? Evet. Clementine gelsene. Clementine sen şaşkın maşkın kafasın. Ben neyim? Şaşkın maşkın kafasın. İkizler Clementine'ın gülmediğini fark etmediler. Ama Kayu fark etti. Clementine üzgündü. Neden bana öyle diyorsunuz? Çünkü çok komik. Çocuklar, hadi sınıfa. Bu hiç de komik değil. Bence komik. Ben şaşkın maşkın kafa değilim. Biliyorum. Ben sana öyle demedim ki. Neden bir şey yapmadın peki? Hani benim arkadaşımdın sen? Bilmem. Galiba ne yapacağımı bilemedim. Ama ben biliyorum. İkizleri görmezden geleceğim. Kayu bunun güzel bir fikir olabileceğini düşündü. Tamam. Bir daha şaşkın maşkın kafa derlerse ben de görmezden gelirim. Bu şimdiye kadarki en yüksek kule olacak. Harika. Yardım edeyim mi? Tabii. Vay, şuna bak. Sen bir mız mız vız vız kafasın. Mız mız vız vız kafa, mız mız vız vız kafa. Kayu, Xavier'in üzüldüğünü görüyordu. Ama ikizler bir kez daha fark etmeyecek kadar çok gülüyordu. Gel Xavier, başka bir şey yapalım. Kayu, ikizleri görmezden gelirse belki dururlar diye düşünüyordu. Ama ikizler durmadılar. Mürekkeple oldum. Evet, mürekkeple Emma, mürekkeple Emma. Simon diyor ki, tek ayakta durun. Eğilin ve ayaklarınıza dokunun. Mara erken eğiliyor, Mara erken eğiliyor, Mara erken eğiliyor. Bugün ne getirdin Kayu? En sevdiğim tavuklu makarna çorbasını. Makarna Kayu. Evet makarna Kayu. Makarna Kayu. Eve gitme zamanıydı. Annesiyle Rosie dışarıda Kayu'yu bekliyordu. Makarna Kayu. Kayu ikizlere hoşça kal demek için durmadı. Taktıkları isimler yüzünden canı çok sıkılmıştı. Ne oldu? Çok mu sıkıştın? Hayır. Baba, arkadaşlarının yaptığı
Bir şey hoşuna gitmezse ne yapardın? Bu biraz duruma bağlı. Gerçekten arkadaşlarımsa herhalde onlarla konuşurdum. Bak, arkadaşlar bir sürü şey konuşur. Bazen açıkça konuşmak ve insanlara ne hissettiğini anlatmak iyidir. Teşekkürler. Baba, bunu konuştuğumuza sevindim. Ertesi gün Kayu ve Leo yine uzay macerası oynuyorlardı. Uzay subayı Leo, kalkışa hazır mısın? Oynayabilir miyiz? Tabii, uzay gemisine atlayın. Tamam. Teşekkürler. Hazır mısınız? 3, 2, 1, fırlat! Uzaya! Takla attıralım mı? Takla mı? Tamam. Taklacı Leo. Taklacı Leo. Taklacı Leo. Taklacı Leo. Taklacı Leo. Bu ismi ben hiç sevmedim. Kayu sonunda bu saçma isim takma oyunundan bıkmıştı. Bu konuda bir şey yapmaya karar verdi. Ben de sevmedim. Komik isim oyununuz çok, çok saçma. Ve insanları da üzüyor. Gerçekten mi? Öyle bir şey yapmak istemedim. Ben de. Biz sadece komik buluyorduk. Komik bir şey varsa herkes güler. Leo gülmüyor. Ya da Emma, ya da Clementine, ya da Xavier, ya da Mara. Au. Evet, galiba haklısın. Çok üzgünüz. Değil mi Jeffrey? Artık yapmayacağız. Ama biz birbirimize isim takabiliriz, öyle değil mi? Tabii, olabilir. Hey, hadi zıp zıp Jeffrey'i salıncağa gidelim. Tamam. Uzaya uçmaya hazır mısın? Taklacı Leo. Anlaşıldı, makarna kayıyor. Kayu, değişik isimlerin bazen arkadaşlar arasında komik olabileceğini fark etti. Ayrıca açıkça konuşmanın ne kadar iyi geldiğini de fark etmişti. Zeytin karmaşası. Bugün büyük annenizin gelecek olması ikinizi de çok heyecanlandırıyor. Belki gelirken yiyecek özel bir şey getireceğiyle ilgili verdiği söz yüzündendir. Acaba anne? Büyük anne, büyük anne. Büyük anne, büyük anne. Sakın çocukları merak etmeyin, tamam mı? Golf'te güzel zaman geçirin. Güle güle. Güle güle. Büyük annenizi üzmeyin. Tamam. İyi eğlenceler çocuklar. Evet, şimdi bir ziyafete hazır mısınız? Evet, lütfen. Dün çok özel bir yemek kursuna gittim ve zeytinlerle ilgili bir şeyler öğrendim. Ne kadar sağlıklı ve lezzetli olduklarını biliyor musunuz? Kayu daha önce zeytin nedir hiç duymamıştı. Tadının nasıl olduğunu merak ediyordu. Ev usulü zeytinli İtalyan ekmeği yaptım. Deneyin bakalım. Zeytinden çikolata parçaları gibi. Harika. Rosie ekmeği çok beğendi. O zaman Kayu da beğeneceğini düşündü. Kayu ne yapacağını bilemedi. Yemeği çıkarmanın nazik bir şey olmadığını biliyordu. Ne düşünüyorsun? Kayu zeytinlerin tadını beğenmemişti. Ama büyük anneye nasıl söyleyeceğini bilemiyordu. Tadım şey, harika. Oh harika. Beğenir misiniz emin olamadım ama madem beğendiniz, sizin için daha bir sürü zeytinli ürünüm var. Hey. Daha mı? Çocuklar bir şeyler yiyelim. Umarım kraker seversiniz. Özel bir sosa batıracaksınız. Kokuyu aldınız mı? Zeytin.
özel sostan yemek istemiyordu. O da bundan kurtulmanın akıllıca bir yolunu buldu. Pis. Ah, ben gidip fırına bakayım. Hadi Kayu, sen kendin yersin. Kayu, Rosie. Evet, akşam yemeğinde ne var? Pizza. Hey. Kayu pizzaya bayılırdı. Özellikle büyükannenin yaptığına. Kayu iyice sabırsızlanıyordu. Doğru için. Doğru. Senin sevdiğin ne benim sevdiğim. Bir arada. Rosie'nin de. Kayu pizzayı yemek istemiyordu. Ama büyük anneye nasıl söyleyeceğini bilemedi. Bir şey mi oldu Kayu? Hayır, ben yerde bir pislik gördüm ve onu silmek istedim. İşte gittim. Temiz tabaklar ne güzel bir şey. Madem ikiniz de zeytini sevdiniz, daha sonra bir sürü zeytinli şey yapacağım. Hadi bakalım bir de özel ev tatlımı deneyin. Bakalım nasıl bulacaksınız. Kayu bu durumdan biraz şüphelendi. Büyük anne birazdan onlara ne verecek düşünmek bile istemiyordu. Çok lezzetli değil mi? Hadi yiyin. Kayu başka zeytin yemeye dayanamayacaktı. Büyük anneye zeytinle ilgili ne düşündüğünü söylemesi gerektiğinin farkındaydı. Şimdi kim tatlı için hazır bakalım? Rosie hazır. Ben zeytini sevmedim. Affedersin ama tadını sevmedim. Neden daha önce bir şey söylemedin Kayu? Nasıl söyleyeceğimi bilemedim. Bize bu kadar şeyi yapmak için öyle uğraştın ki. Kayu büyük annesinin onun yüzünden üzüleceğine emindi. Ah Kayu, ne hissettiğini söylediğine çok sevindim. Bana kızmadın mı? Hayır, herkesin ağız tadı başkadır. Sen zeytin sevmezsin, ben de pancar sevmem. Herkes farklıdır. Ayrıca duygularımı bu kadar düşünmen de hoşuma gitti doğrusu. Kayu rahatladı. Özellikle de büyük annesi özel ev kurabiyesini gösterince. O ev kurabiyesi. Kayu çok memnun oldu. İçinde bir tane bile zeytin yoktu. Pekala, birlikte eğlendiniz mi? Evet. Kesinlikle. Rosie adı. Üzerine adını mı yazalım? Tamam. Bir zeytin dilimi. Bunun burada ne işi var böyle? Galiba biraz toparlanmam gerekecek. O gün Kayu, konu pişirdiği yemekler de olsa büyük annesine karşı dürüst olması gerektiğini öğrendi.